Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere pivot tablo oluşturmayı ama özellikle de filtreleme özelliklerini göstermeye çalışacağım. Tipik örneğimize gidelim. Verilerimizi başlıkları dahil seçiyoruz. Ekle insert menüsünden pivot tabloya geldik arkadaşlar. Var olan sayfada yan tarafında, alt tarafında veya yeni sayfada oluşturabiliyorduk pivot tablomuzu. Pivot tablomuzu arkadaşlar işte şu satıcıların şu bölgelerde yaptığı satışların toplamını göster diyebiliyorduk. Veya bunların içerisinde tabii işte tutarlarını da göster. Ürün grubunu da göster. Satıcının şu ürün grubundan gibi hiyerarşik yapılarını ele alabiliyorduk arkadaşlar. Bunların yanı sıra arkadaşlar tabii bunun grafiğini de ele alabiliyorduk. Çeşitli şekillerde. O da yanda dursun arkadaşlar. Pivot tablo aynı zamanda arkadaşlar sıralama ve filtreleme özelliklerine de sahip. Yani Ahmet örneğin burada çeşitli satışlarını gözler ama ya ben 1000'in üzerindekilerini göreyim veya sadece Ege Akdeniz'i göreyim gibi düşünülebilir. Bakalım satır ve sütun etiketlerinde filtreleme özellikleri var arkadaşlar. Değer ve etiket filtrelemesi. Bu da E ile başlayanları sadece malzemeleri almak için güzel arkadaşlar. Biz değer filtresi kuralım. Büyük ya da eşit 1000 dersek bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Ahmet örneğin nasıldı? En son filtreyi bir kaldırsak. Evet, değer filtresini kaldırdığımızda çok bir şey değişmedi. Ahmet örneğin Marmara ve diğer satışlara mı gitti? Bir kere daha yapayım. Arkadaşlar 1000'in üzerindeki satışları görmek istiyorum dedim. Büyük veya eşit 1000 diyorum. Toplam fiyat burada 1000'in üzerindekiler. Gerçi 2700 evet. Yani 2700 olduğu için genel toplam gerçi 1000 dedim tekrardan. Arkadaşlar gördüğümüzde Nuri örnek bir tek gitmiş oluyor. Ha, burada tabi doğru görmüş olduğunuz gibi şu toplamlarda 1000'in üzerinde olanlar kaldı. Diğerlerini açtığımızda arkadaşlar bakın evet genelde bir Koray Gündüz'ü göremedik. Bir tek Nuri ile evet Nuri ile Ahmet'i gördük. 1000 üzerindeki genel toplam değerlerinden oldu. Belki şu aşamada buradan da tabi bölge değerlerinden seçebilirdik. Ondan burada da 1000 pek yok. Belki bir 500 desek bakalım ne olacak. Az da olsa değerler var. Arkadaşlar bu şekilde görelim. 500'ün üzerinde olan bölge değerlerini alabilir miyiz? Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi bölge toplamlarındaki 500'ün üzerinde olanlar arkadaşlar 590 geldi. Bunları görmüş olduk burada arkadaşlar. Tekrardan açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi mesela Central bölgesinin şeyi yoktu. Yani orada satır etiketi deyince şunları baz alaraktan arkadaşlar buradaki toplamları baz olaraktan 1000 üzerinde olanları göstersin dedi. Sütun etiketi dediğimizde arkadaşlar burada bölgeler yer aldığına göre bölge toplamlarından yola çıkarak 500 üzerinde 1000 üzerinde olanlar diye arkadaşlar bize bilgi verdi. Evet arkadaşlar bu şekilde filtreleme özelliğini yerine getirmiş olduk. İsterseniz sıralamaya da gidebiliriz. Burada değişik sıralama seçenekleri var. Örneğin neye göre sıralansın? Satıcıya göre sıralansın. Zaten sıralı galiba. Başka toplam fiyata göre sıralansın. Ama Z'den A'ya yani küçükten büyüğe şeklinde görmüş olduğunuz gibi en yüksek satıştan en düşük satışa doğru sıralamayı yaptı. Evet arkadaşlar bu videomuzda pivot tablonun filtreleme ve sıralama özelliğini gördük. Bir diğer videoda görüşmek üzere.
Hoşça kalın.